Dilek'le mutfakta da reçel kraliçenizden güzel bir portakal kabuğu reçeli tarifim var. Videomu sonuna kadar izlerseniz siz de gayet güzel yapabilirsiniz. Harika bir reçel oldu. Hadi şimdi nasıl yapılıyormuş bakalım. Merhaba, Dilek'le mutfakta da bugün portakal reçeli yapımı var. Şu gördüğünüz 4 adet portakal 2 kilo efendim. Bunları önce sirkeli suda bekletiyorum ki mikropları kırılsın. Daha emin yiyelim. Biliyorsunuz ilaçlanıyordur mutlaka bunlar. Burada pazardan aldım. İstanbul'dayım şu an. Bakalım yapım aşamalarını hep beraber seyredelim. Portakalları sirkeli sudan çıkardım. Güzelce yıkadım ve kuruladım. Şimdi rendenin ince tarafıyla dış kabuklarını rendeleyeceğim. Şimdi rendelediğim portakalları ikiye böleceğim ve suyunu sıkacağım. Harika portakallarmış gerçekten kalın kabuklu. Kalın kabuklu olmasını istiyoruz zaten. Şimdi sularını çıkartmak üzere limon sıkacağınızda sularını sıkacağım. Şimdi portakalların içlerini kabuklarından ayırıyorum. Şimdi şeritler halinde keseceğim. Şekil vereceğim. Aslında rulo şeklinde yapacaktım. Bakın böyle sarılıyor rulo halinde. Ama elimde iğne iplik olmadığı için ben ince ince keseceğim bir çatallık. Siz dilerseniz rulo yapabilirsiniz. Rulo da gördüğünüz gibi böyle yapılıyor. İğneyle iplikle birleştirip o şekilde kullanabilirsiniz. Ben şimdi şerit halinde kestiğim bu portakal kabuklarını bir çatallık şöyle küçük küçük kesiyorum. Daha sonra bunları kaynar suda 4'er dakika haşlayacağım. Bu işlem aslında 3 kere oluyor ama ben 2 kere yapacağım çünkü portakal o kadar acı değildi. Ondan sonra portakalları böyle kaynar suda attıktan sonra iyice elimle sıkacağım. Sonra soğuk suda bekleteceğim 4-5 saat. İsterseniz bir gece bekletebilirsiniz. Daha sonra acısı giden portakal suları için şerbet hazırlıyorum. Şerbetim için 1 kilo toz şeker, 4-5 adet karanfil, 2 su bardağı portakal suyu ve 1 çubuk tarçın hazırlayıp karıştırıyorum, ocağa alıyorum. Kaynayan şerbetimin içine sıktığım portakal kabuklarını atıyorum ve kısık ateşte kaynamaya bırakıyorum. Reçel kıvamını aldıktan sonra yaklaşık 40-45 dakika sonra üzerine bir limon Bakın suyu gördüğünüz ekleyip gibi 4-5 dakika harika daha bir kıvam karıştırdıktan sonra oldu. Tam reçelimi satın. kıvamı böyle olacak. Mutlaka siz de deneyin arkadaşlar. Tarifime uyun. Ve portakallar dediğim gibi kalın kabuklu olacak. Şöyle bakın. Harika. Cam gibi de parlıyor. Efendim kanalıma abone olmayı unutmayınız. Ve yorumlarınızı ve beğenilerinizi bekliyorum. Dilek'le Mutfak'ta YouTube Dilek Toksoy. Takip etmeyi unutmayınız lütfen. Videolarımı da sonuna kadar izlerseniz çok sevinirim. Destekleriniz için çok çok teşekkür ediyorum. Hoşça kalın.